Eş zamanlı basın açıklamasını yapıyoruz. AKP iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim, doğal gaza da zam gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti, bu bayram köye bile gidemedik derdi yok. Gidemedik gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde bugün de et alamadık, peynir alamadık, süt bile alamadık, bu ayı nasıl çıkartacağız feryadı yok. Kira derdi yok, kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Sarayda bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi guruldayan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplayamayan çiftçinin de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketici de bir haber. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar var. Dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete borç para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız, ülkemizi dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünya Sefalet Ligi'nde ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım yaptılar. Erdoğan ÖTV'yi arttırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 TL zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergilerle ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor. 85 milyonu beşli çetelere mahkum ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulmün karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasında duvarı biz kaldıracağız. Halkın iktidarını da biz kuracağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Ve bizleri ekran karşısında izleyen sevgili vatandaşlarımız. Canımıza tak eden zamlara dikkat çekmek ve halkın sesine ses katmak için Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri olarak 81 ilde ve 981 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yapıyoruz. AKP iktidarında iki Türkiye var. Biri sarayın Türkiye'si, diğeri ise vatandaşın Türkiye'si. Sarayın Türkiye'sinde elektrik faturasını ödeyemedim, doğalgaza zam mı gelmiş gibi dertler yok. Ulaşım bedeli aldı başını gitti. Bu bayramda köye bile gidemedik gibi halkın gündelik sorunları yok. Markete gidildiğinde bugün de et alamadık. Peynir alamadık. Süt bile alamadık. Bu ayı nasıl çıkaracağız feryadı yok. Kira derdi yok. Kiracının da ev sahibinin de mağdur olduğu düzenden haberleri dahi yok. Sarayda bebek bezlerine gelen zamların, tuvalet kağıdındaki fiyat artışının, yağın, çayın, pirincin, soğanın gün aşırı zamlanmasının yarattığı endişe yok. Çocuğunu okula aç göndermek zorunda kalan ailelerin, tenceresini kaynatamayan kadınların çaresizliği yok. Sarayın şaşalı ışıklarından
işsiz gençlerin sürüklendiği depresyon görünmüyor. Yoksulluk nedeniyle yıkılan yuvalardan yükselen feryat duyulmuyor. Açlıktan midesi gurulduyan işçinin, emeklinin isyanı ulaşmıyor. Sarayın Türkiye'si satamadığı için ürününü dalından toplayamayan çiftçiden de zam üstüne zam gelen ürüne erişemeyen tüketicinden de bir haber. Halkın derdi sarayın derdi olmuyor. Nasıl olsun ki? Sarayın Türkiye'sinde beşli çeteler var. Dolar bazında ihale alanlar var. Dolarla gelir garantili yollar, köprüler, hastaneler yapanlar var. Dolarla devlete borç para verenler var. 4-5 kurumdan birden maaş alanlar var. Vatandaşın Türkiye'si ise yangın yeri. Zam üstüne zam, vergi üstüne vergi, borç üstüne borç. Türkiye'yi uçuracağız. Ülkemizi dünyanın en güçlü ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız dediler. Dünya Sefalet Ligi'nde ilk 10'a soktular. Sosyal yardımlardan yararlanarak hayata tutunmaya çalışan hane sayısını 4,5 milyona çıkardılar. Halka ekonomik soykırım uyguladılar. Erdoğan ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullandı. Bir gece yarısı operasyonuyla akaryakıt 6 lira zamlandı. Şimdi bu zam iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha da coşacak. Çakma ekonomist bozduğu ekonomiyi memura, işçiye, emekliye, vatandaşa yüklediği vergiler ve zamlarla düzeltmeye çalışıyor. Millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle geri alıyor. 85 milyonu beşli çetelere mahkum ediyor. Kasası boşalmış, rezervleri erimiş, parasının değeri kalmamış, eşitlik liginde küme düşürülmüş bir ülkeye dönüştürüldük. Bu zulüm karşısında ezilen vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu yangını kimin çıkardığını biliyoruz. Türkiye'yi Neron'dan kurtaracak, yangını söndürecek olan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Biz halkın partisiyiz. Saray ile halk arasındaki duvarı biz kaldıracağız, halkın iktidarını biz kuracağız. Saygılarımızla. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.